Şarköy 59. Sevgili Hasan abi. Teşekkürler abi. Şarköy 59. Hasan Mobile sevgilerle. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Sabah erken saatlerde kalktım, hava serin. Gündüz çok sıcak oluyor. Canım çorba çekti, bayağıdır çorba içmeye de gitmiyoruz. Şöyle bir küçük gezinti yapalım, çorba içmeye gidelim. Oradan sahile ineriz, bir iskele turu falan yaparız. Öyleyiz. Hıt! 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 Tut! Sen de şekerisin. Sabah sabah saldırıyor. Köpeğin girişi zaten bir kere offside. Belli etti kendini saldıracağı. Hava yeni yeni aydınlanmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Bu arada geçenlerde yağan şiddetli yağmurda telefonuma su kaçtı. Telefonumuz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bozuldu telefon. Tamir de yapılamıyor. Tamir zaten yapılacak olsa. Yüzü hastalığından pahalı. Geçici olarak bir yakınımdan telefon buldum. Onunla şu anda video çekiyorum. Bakalım benim telefonda şöyle ekranı kendi çevirme yoktu. Video çekimimde var mı? Bunda da yok galiba. Fotoğraf çekmem yoksa. Olabilir, fotoğraf çek. Daha çorbacı bile açılmamış ya. Işık ışık yanmıyor. Oo, senin de var ya, dolaşmak hakikaten iyi. Bizim bisiklet turu yapan arkadaşlarımızın bir kısmı sabahleyin erken çıkıyorlar. Bu saatte daha doğrusu çıkıyorlar. Bisiklet turuna. İşte Mürevte, Hoşköy, Gazlıköy neresine gidiyorlarsa yapacakları bisiklet turunda. Serin serin gidiyorlar. Güneş doğarken de dönüyorlar galiba. Şurada A101 market açıldı. İleride bir tane de Mikros açıldı. Yani market sektörü şarkıda şu anda bayağı bir atılım yaptı yani. Şu garajın içinden şöyle bir geçiş yapalım da. Garajı özleyenler de vardır. Olmazsa önce bir iskeleye gideyim de çorba içeyim, sonra geleyim. Çorbacı kapalı.
İskele tur yapalım. Bayramda birçok takipçimiz çorba içmek için buraya gelmek istediler. Hatta bazıları da gelmiş, dükkan kapalıydı falan dediler. Bayramda evet kapalıydı. İsmail Usta hazırlık yapıyor galiba çorbayı. Kapıda burada da köpek var da alt sokaktan geçeyim. Hiç köpeklerle uğraşmak istemiyorum şimdi. Bazı pastanelerden poğaça kokuları gelmeye başladı. Atatürk Caddesi karanlık. Fırınlarda faaliyet başlamış. Geçmiş yıllarda Şahiköy çok kalabalık olduğu zamanlar, özellikle bayram dönemlerinde kumsalda, banklarda yatan insan çok görüyordum. Sabahlayan.
Bizim midyecide piyasada yok. Çıkartmıyor galiba bir o. Geçenlerde iskelenin girişte sol tarafta kırık bir demir vardı. Onun fotoğrafını çekip atmıştım. Kaynatmışlar. Sağ olsun belediyeden bana geri dönüş yaptılar. Bunu da kontrol etmişler. Geçen 1 Temmuz'da kırıktı burası. Bunu kaynatmışlar. Güzel. Aferin. Birazdan güneş doğacak. Güneşin doğuşu. İşte şuradakini kontrol edeyim. O da kırıktı. Kaynatmışlar mı? Geri dönüş yaptıkları için muhtemelen kaynatmışlardır. Hangisiydi o? Bu değil. Şu olması lazım. Ya işte. Bir de geri dönüş yapıyorsunuz bana. Kaynattık diye. Ha neyini kaynattı? Evet, Çobacaşar'a gitmiştik fakat kapalıydı daha. Biraz burada vakit geçireyim, tekrardan şimdi dönüp o tarafa gideceğim. Biraz erken kalkmıştım, güneşin belki doğuşunu da çekerim diye. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Daha güneş de doğmadı, Çobacaşar da açılmadı. İkisini de yakalayamadık. Deniz sakin, şimdi birden başladı kudurmaya. Sular gelmeye başladı. Neyse, güneşin doğuşunu yakalayamadık. Beklemem lazım bayağı herhalde. Biz çorbacı yaşarı bari kaçırmayalım. Biraz beklesem çıkar mı acaba? Tam olarak ne zaman doğuyor? Kızıllık biraz çoğaldı sanki ama. Biraz bekleyeyim şurada. Güneşin doğuşunda biraz hareketlilik olursa onu çekeyim sonra gideriz çorbacıya.